Herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir video hazırladım, biliyor musunuz? Bugün videomuza bir konuk aldık ve konuğumuz ağaç ve ahşap sektöründe yıllarını geçirmiş, ağaçtan çok iyi anlayan Şefik abimizdi. Şefik abimizin yanına gittim. Ona çok güzel sorular yönelttim. İç mekanda neler kullanılır, dış mekanda hangi ağaçları kullanmalıyız falan bir sürü sorular sordum. O da bana zaten engin bilgisiyle hepsini güzel güzel yanıtladı. Öncelikle Şefik abime bana vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Sizler de izlediğiniz için şimdiden size de çok teşekkür ediyorum. Ahşapla veya mobilya ile alakalı merak ettiğiniz ne varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bizi yakından tanımak için de aşağı bırakmış olduğum sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Aslında videonun sonunda söyleyeceğimi başta söyledim ama bunu da yapmak zorundayım çünkü birçok kişi videomuzu sonuna kadar izlemiyor. Şimdi geçelim. Şefik abimle neler konuştuk? Sizi biraz bilgilendirelim. Hadi Şefik abimizin yanına gidiyoruz. Herkese merhabalar. Bugün yılların, ne diyelim Şefik abi, kereste satıcısı mı diyelim? Kereste imalattan tut da sanayiciliğin hepsini yaptım. Aynen, kereste imalatından sanayiciliğine satışına kadar çok bilgili Şefik abimizle beraberiz. Ve ona bana gelen sorularla ilgili bilgilerini aktarmasını isteyeceğim Şefik abicim. Şefik abi, biraz kendini tanıtır mısın bize? Bolu Mudurnu doğumluyum. Çocuk yaşımdan beri kerestecilik yaparım. Hiç başka bir iş yapmadım. Hiç başka bir iş yapmadım. Hiç başka bir iş yapmadım. O zaman ağaçlardan çok iyi anlıyorsun. 15 yaşımdan beri baba mesleğiydi benim. Baba tomruk alır satardı. O zamandan beri babamdan sonra ben devam etmeye başladım. 15 yaşından beri kereste sektörün içerisindesin yani. 25 yaşlarına falan Bolu'da imalat yapmaya başladık. Köylü malları falan alırdık o zaman. Düzce, Bolu, Kastamonu, Sinop, Kopertin malları alırdık, satardık. Ondan sonra da 2000 yılından sonra hep yurt dışından mal almaya başladık. Yurt dışına gitmeye başladım. İşte Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Rusya. Oralardan ağaç getiriyordum. Oralardan sürekli ağaç getirdim ama Türkiye'de olmayan ağaçları, meyve ağaçları, armuttu, kestaneydi, meşeydi, kayınıydı, sert ağaç. Tabii bunlar hep mobilya sektöründe kullanmak için getiriyorsunuz değil mi Şefik abi? Mobilya sektöründe, evet. Yani şimdi bizi videolarımı izleyenler bizim fide yetiştiriciliği sanabilirler, onun için söyledim. Yani fide değil bu, tamamen mobilya sektöründe kullanılan ağaçlar değil mi? Aynen öyle, mobilya sektöründe kullanılan ağaçlar. Bir de özellikle Rusya bölgesinde çok güzel ormanlar var. Yani bizdeki ormanlar, en büyük orman bizim Yenice'de, Türkiye'nin en büyük ormanı Zonguldak Yenice, ikinciye Kastamonu, üçüncüye Bolu gelir. Ama bizde orman yok. Bizdeki ormanlar küçücük. Küçük ormanlar. Yani evet, bizdeki zaten Gerede falan tarafında kurulmuş olan ormanlar da sonradan endüstriyel tarzda yetiştirilmiş. Yani yapay ormanlar diyebiliriz değil mi? Yok, yapay değil. Gerede olan yapay değil. Gerede yapay değil mi? Değil. Ama ağaçlandırma çalışması 1950'de yapılmış. Ağaçlandırma ayrı. Ağaçlandırma %1 ağaçlandırma. Yani esas doğal yetişme, organik, yani ormanlar kendi kendine yeniliyor. Ağaçlar da aynı insan gibi. İnsanların nasıl ömrü, vakti, saati geldi. İnsanlar rahmetli oluyorsa ağaçlar da yaşlanıyor. Ve de yaşlandığınca da o ağaçlar kesilmesi gerekiyor. Yani kesilmezse o ağaç, altındaki genç ağaçlar gelmez altında. Aynen. Ağacın dalları yenilerin yetişmesini güneşin engellediği için güneşin engellenmemesi lazım. Aynen. Kesilmesi gerekiyor yaşlı ağaçların. Onlar kesilince de biz ne yapıyoruz? Onlardan mobilya yapıyoruz. Aynen öyle. Ağaçlar çünkü güneşi görmek için, o yüzden birbirlerine yarış ederler. Yağmur ve güneş, toprağın verimliliği çok önemli. Aslan sürülerin avları için mücadele ettiği gibi değil mi? Aynen. Onlar da güneş için mücadele ederler. Çünkü onun besin kaynağı da o. Aynen öyle. Güneşi görmek lazım. Güneşi görmek için de yükselmesi lazım. Yani boyu uzaması lazım. Amerika'da ve Finlandiya'da orman yetiştiriciliği yapıyorlar. İşte senin dediğin gibi işte yetiştirme orman yapıyorlar. Yetiştirmede de dikerler. Çok sık dikince o güneşi almak için ağaçlar boy atar. Onun için de çok uzun olur. Boy attıktan sonra 15-20 yaşından sonra o ağacın içerisinde seyretmeye giderler. Seyretmeye gidince bu sefer ağaçlar genişlemeye başlar. Yukarıya boy atma değil, genişlemeye başlar. Genişleyince de o kuturlaşır. Kuturu oluşunca da kesmeye hazır ağaçtır. Vay. Bizim Türkiye'de şimdi ormanlar çok az olduğu için biz ne yapıyoruz? Genelde ağaçlarımız yurt dışından geliyor değil mi şu dönemde özellikle?
90'dan beri, 85 yılından beri yurt dışından bizim ağırlık Türkiye'de bizim ancak yani %40'ını falan ancak Türkiye'den karşılanıyor. %60'ı yani iyi ağaç kaliteler yurt dışından geliyor. Ya benim şahsi fikrim Şefik abi hepsi de yurt dışından gelebilir. Bizim ormanlarımız kesilmesin en azından. Yani ben o kanaatteyim. Ya biz o bakımdan 80'den sonra 85'ten sonra özellikle Türkiye çok şanslı. Yurt dışından bu Rusya tarafından ağaçlar gelmeye başlayınca bizim ormanlar rahatladı. Daha önceden kaçakçılık oluyordu bizde. Ağaçlar çok değerliydi. Evet. O eğer yurt dışında kereste gelmemiş olsaydı iç fiyatı da ağaçların fiyatları çok yükselirdi. Evet. O yüzden yurt dışından gelen sen ağaçlar... Sen devam edebilirsin abi. Dolar olarak, para olarak yani belki yurt dışına para gidiyor gibi geliyor ama bence doğrusu yurt dışından ağaç gelsin bizim ağaçlarımız kesilmesin. Kesinlikle ben ona katılıyorum ama biraz da döviz kurumuz aşağıda olursa daha çok gelsin diyebiliriz. Çünkü şu anda çünkü çok pahalı. O para politikası. O bizi şu anda ilgilendirmiyor. Ayrı bir şey yani doğru bir ağacı doğru bir şekilde kullanmak. Yani ucuz ağacı yaparsın. Yerli şey ağacı dış mekana çamdan, göknardan yaparsın. 5 ile 10 sene içerisinde çürümeye başlar. Ama hazır yeri gelmişken o zaman hemen lafını balla kesebilir miyim? Tabii. Dış mekan dedin. Ben iç mekandan başlayayım. Şimdi benim bir işim var ve ben işlerimin büyük bir çoğunluğunda meşe kullanıyorum. Bizi izleyenler kendi evlerine bir mobilya yaptırırken sence hangi ağaçları kullanmalı? Yani sertlik açısından, dayanıklılık açısından uzun yıllar kullanabileceği ağaçlar neler olmalı? Tabii mesela üst yüzeylerde böyle bazı şeylerde ladin falan kullanılıyor Şefik abi mobilyalarda ki ben önermiyorum çünkü yumuşak bir ağaç, çünkü içine geçmeli bir ağaç. Sen ne öneriyorsun iç mekan mobilyalarında? İç mekan mobilyalarında ibreli ağaç deriz biz. Onun yaprakları olmaz. Toplu iğnesi gibi yaprağı olan ibreli ağaçtır onları. O ibreli ağaçlara çam, göknar, laddin, kızıl ağaç, onlar girer, kızıl çam, onlar girer. O ibreli ağaçların kullanılması mobilyada doğru değil. Sert ağacın kullanılması lazım. Sert ağaç nedir? Yaprağı olan ağaçlardır. Yapraklı ağaçlar değil mi? Yapraklı ağaçlar. İşte meşeydi, ondan sonra kestane, diş budak, akça ağaç, kayın. İşte bu tip ağaçlar yapraklı ağaçlar. Yapraklı ağaçların kullanılması daha iyi olur, daha güzel olur. Yani sağlamlık bakımından. Sertlik bakımından. Lifleri de daha yoğun olduğu için. İç mekan ağaçları bunlar. Ama iç mekan ağaçlarında o yapraklı ağaç dediğimiz ağaçlar fırın kurusu muhakkak olması şart. Fırında kurumazsa o açma yapar, dönme yapar, çatlama yapar. Bunlar çok iyi fırın kurusu, fırında kurulması bugünün şartlarında yaş ağaç kullanan kalmadı gayrı. Kalmadı. Peki gün kurusu ve fırın kurusu? Gün kurusun ağacın hiçbir zaman için gün kurusu ağaç diye bir şey olmaz. Ağacın kalasın 30 genişliğindeyse çıtalayıp güneşte kurusun dediğinde iç çatlaklar oluşar. 5 santim bu kenarından kurur, 5 santim de o kenarından kurur. Oradaki o 20 santimlik kurumaz. Yer kurumaz, mümkün değil. Öyle bir sistem yok, öyle bir şey mümkün yok. Değil. Ahşap bu, yaşıyor çünkü insan gibi. Devam. O ahşabın içerisinde ki nem, ağacın suyu, kendine özgü bir suyu. Ağacın içinde mineraller var. Ağacın içerisindeki o kendine öz suyu başka bir şey. Yani onu muhakkak kurutulması lazım. Aynen. Ağacın içerisinde o bütün ağaçlarda öyle her ağacın kendine özgün bir reçinesi vardır. Bir özü var. Özünün haricinde, reçinenin haricinde mineraller var ağacın içerisinde. Sert ağaçları termot ettiğinizi düşünün bir şey. Hemen geleceğim oraya. Şimdi biz bir kestane kullandık geçtiğimiz dönemde bir mobilya yaparken. Kestane içerisinden böyle yaptıktan sonra siyahlıklar çıktı. O bahsettiğim mineraller o mu? Evet. Değil ağacın o? İçerisinde çakmakların gazına benzer bir gaz var. Asfalta dökülen zilt benzer bir zilt var. Ağaçları biz yakarken o ağacın içerisindeki mineraller yanıyor. Onlar bizi ondan ısıtıyor. Ondan dolayı evet fırın o ağacın oluyor. İçerisindeki onları aldığımızda o ağaç bizi ısıtmaz. Aynı ispirto gibi yanar ama elimizi yakmaz.
Aynen öyle. Kendi kendine içi ağacın içerisindeki minerallerden dolayı. Peki Şefik abicim, ağaç çatlamalarını ve dönmeyi engellemenin bir yolu var mı? Mobilya yaparken özellikle. Ağaç çatlamalarının dönmenin yolu fırın kurutu olması yeterli. Yani fırın iyi kurumuş bir ağaç, nemi 12'nin altında düşen bir ağaç dönme yapmaz. Döneceği zaten kadar zaten... Kuruluk seviyesi 9-10 seviyelerim peki? İyi mi? En ideali 9-10'dur. 9-10 değil mi? 9-10, 11 iyidir. Ağacın diriliğine göre, yani sıklığına göre. Bu arada biz 9-10 seviyelerinde kullanıyoruz ağaçlarımızı. Şekereste iyi tomruk olarak aldığı, bir ay içinde biçtiği, bir ay sonra biçtiği meşe keresteden mobilya yaptığında o meşe kereste çatlayacak, geçmiş dönecek. Olsun. Geçmiş olsun. Hiçbir doğru şey olan meşe kerestiği aldık. Bir ayda biçtik. Bir ayda biçtikten sonra bunu ızgaralayıp 3 ay su tutma, suyun altında, fıskiyenin altında 3 ay durması lazım. Neden? Çünkü iç çatlakların oluşmaması. Oluşmaması için. İç çatlaklar oluşur. Direkt güneşe koyarsak ağacın dışında bir şey kurumuş gibi görünür ama içi komple çatlar. Aynen öyle. Kıymaya başladığımızda mobilya çıkaramayız ondan. İçindeki iç çatlakları ağacın büyüme halkaları. Aynen. O büyüme halkaları, büyüme halkaları kuruturken çok ağırdan kurutmak lazım. Aynen, ve 3 ay suyu tuttuktan sonra 1 ayda suyu keseceksin, 4 ay. Doğru biliyormuş. 4 ayda fırında duracak, 8 ay. 1 ayda temizledin ancak 1 metreküp kereste 1 senede satışa hazır yani, olur. Doğru olan bir kereste. En başından sonuna kadar bir de bunu yapma süreci var. Mobilya haline getirme süreci var. Ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu da bu şekilde bizim abonelerimiz, izleyicilerimiz de görmüş oluyor. Sert ağacın kuruması, kurutmayla ilgili çok bilgi ve tecrübe olması lazım. Kesinlikle. Yani sert ağacı ben sadece fırına koydum, kuruttuğumdan olmaz. Olmaz, aynen. Peki Şefik abicim, bu ağaçlarda kurtlanmalar oluyor. Bazı ağaçlarda kurt çıkıyor falan. Bunun önüne geçmenin bir şeyi var mı, bir yolu var mı? Yoksa kadere mi bırakıyoruz bu işi? Kurtlanma ağacın gabuk altındaki yeri de kurtlanma olur. Hı hı. İçinde de kurtlu ağaçlar olur. Meyve ağaçlarının yanına meyve ağaçlarının muhakkak kurtlu olur. Kurtlar oraya meyve ağacına gider. Biz nasıl o meyveyi biliyorsak, elmayı, armudu gibi meyve ağaçlarında da kurt fazla olur. Olur. O kurtun olmaması için çok iyi kuruması lazım. Kurutmaya girdiği için o kurutmada zaten o kurtlar ölür. Lavralar ölür. Evet. Lavralar canlı kalırsa mobilya yaptıktan sonra da o lavralar canlanır, devam eder. Peki Şefik abicim, benim bir dış mekanım var. Oraya atıyorum, terasım var. Terasta ahşapla kaplayacağım. Sence hangi ağacı kullanmalıyım? Terasta veya bahçemde, kamelyada, bahçe mobilyalarında özellikle hangi ağacı önerirsin? Çünkü ben görüyorum şimdi çamdan falan yapıyorlar. Yani ladin kullanan var, göknar kullanan var, bu şekilde ağaçlar kullanan var. Fakat bana çok doğru bir yaklaşımmış gibi gelmiyor. Senin fikrin nedir bu anlamda? Çamdan, ladinden olur, termoutlu olması lazım. Ağacın çalışmaması için, dönmemesi için ağacın bir nevi içerisindeki bütün o mineralleri alınması lazım. Termoutlu olursa... Termout fırın kurusu değil, daha başka bir işlem. Termout başka bir şey. Fırın kurutu, malı fırına koyacaksın, kurutacaksın. Kuruttuktan sonra yeniden termouta koyacaksın. Termout demek, içerideki hava sıfıra iniyor. Sıfıra indiği için 220 derece sıcaklık veriliyor mala. 80 gramdan sonra her şey yanar. Yangın çıkmaması için içerideki hava sıfıra iniyor. Ağacın içerisinde oksijensiz bir bölüme atılıyor yani. Aynen. Ağacın içerisindeki o minerallerin termoutta alınıyor. O termoutta alındığı için ağaç ne güneşten ne yağmurdan etkilenmiyor termoutlu mal olduğu zaten için. Zaten artık ölmüş oluyor tamamen. Ha, ölmüş oluyor. İçinde hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla termout olması lazım. Termout olmaz ise çok iyi fırın kurusu bir maldan yapılsa bile doğru olan ağacın yüzüne ne sürülüyorsa amma yağ, amma cila, boya, vermiş. Amma cila neyse arka yüzüne de aynı şekilde vurulması lazım. Bu ön yüzünü kapatınca arka yüzünden nemi alırsa geçmiş buradan olsun. Aldığı nemi ön yüzünden atmaya çalışacak. Atmaya çalışıp da atamayınca bu ağacı çalıştırır. Döndürmeye başlar. O da bir işe yaramaz. Bahçeli mobilyalarında şey. Peki mesela dış kapılarda falan da dış bahçe kapı yapacağız. Bahçe mobilyaları başka bir şey. Bahçe mobilyalarında onlarda neler kullanmalıyız? Bahçe mobilyalarında şu anda günümüzde olan Afrika ağaçları daha doğru bir ağaç. Yani
Irako, işte Afrika ağacı, Sapelli, Sipo. Yani Afrika menşilli ağaçlar. İşte bu tik, o tik limba. Yağlı. Limba mesela işte bizim meşeye benzer bir ağaç. Afrika meşesi limba, diyebiliriz Afrika aslında. Meşesi diyebiliriz. Bunların dış mekandaki mobilyalar bunlardan doğru olan bunlardan yapmaktır. Evet, yani dış mekan mobilyalarını şöyle toparlayacak olursa Iroko, Sapelli, aynen tik, öyle. Limba bunları rahatlıkla dış mekanlarda kullanabiliriz. Aynen. Diğerlerini çok önermiyoruz açıkçası söylemek aynen gerekirse. Yine toparlayacak olursak iç mekanda meşe, kestane, dış budak, ceviz aynen bunları öyle kullanabilir. Aynı zamanda dışarıda kullanmış olduğumuz mobilyaları yine iç mekanda da rahatlıkla kullanabiliriz aynen, ağaçları. Aynen öyle. Onları da orada kullanabiliriz. Şefik abicim valla çok teşekkür ederim. Bence harika bilgilerdi. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şefik abim az önce bahsettik. Kendisi yıllardan beri kerestecilik sektörü içerisinde işlemesinden, imalatından satışına kadar birçok yerinde bu işin içinde olmuş. Hala da işin içinde ve onun engin bilgilerinden biz her zaman yararlanıyoruz. Kendisi de bizi bu yolda çok aydınlatıyor. Mobilya yaparken de danıştım. Geçen de danışmıştım Şefik abime. Bütün ağaçların kullanma yerini iyi bileceksin. Evet. Ağaçların aslında iyisi kötüsü yoktur. Evet. Bütün piyasaya sorduğunda kızıl ağaçın hiç kimse kızıl ağaç der ya. Kızıl ağacın hiç kimse önemsemez. Kızıl ağaç aslında çok iyi bir ağaçtır. Aynen. Kızıl ağacı denizlerde beton direklerinin altına atılan bir ağaç. Hava çürümez almadığı müddetçe çürümez, en son çürüyen ağaçlardan bir tanesi. Şefik abi bir de bu şu sorulardan çok biri. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ağaç diyoruz ya. Bir de ekstra ağaçlar diyoruz. Bunlar ağacın kalitesi mi? Kalitesi. Ağacın mesela üçüncü sınıf kaliteli, üçüncü sınıf bir ağaç kalitesiz mi demek oluyor? O anlama gelmiyor değil mi? Üçüncü sınıf ağaç kalitesiz değil. Üçüncü sınıf ağaçta budak oluyor. Dördüncü sınıf ağaçta da çatlak oluyor. Tomruğun içerisinde bir adet tomruk. 4 metre boyunda bir tomruk. Bir adet tomruk. Bu tomruğun içerisinden kesmeye başladığınızda kapak altından süper mal alırsınız. Hiç budak. Bütün kapak altından. Bütün tomruklar kapak altından en kaliteli evet malı kapak altından birinci galasıdır. İkinci galası ikinci sınıf ekstradır. Üçüncü galası da işte üçüncü sınıftır. Dördüncü galası da özüne yaklaştığı için dördüncü sınıftır. Dördüncü sınıf galas çatlak olmasının sebebi ağacın içerisinde su kanalı var göbeğinde. Su kanalı. Göbeğine yaklaştığımız için. Bu su kanalı nedir? 50 kuturundaki bir ağaç toprakta Mart aylarında, bu aylarda bünyesine su almaya başlar. Mart'ın 15'inde su almaya başlar. Su yavaş almaya yavaş başlar. Aldığı suyu 50 kutundaki bir ağaç 5 ton su alır bünyesine. Aldığı suyu dallarının ucuna kadar su gider. Dallarının ucuna kadar su gittiği için orada yaşam olduğu için yaprak açar. Güç sonu da ne aldığı yapar? Suyu geri toprağa verdiği için ağaçlar donmamak dalın ucundaki için su oradan toprağa gittiği için dalın ucunda su olmadığı için orada yaşam olmadığı peki için ağaçlar bırakır? Yapraklar sararır. O yüzden ağaçlar niye yaprak. Niye kışın kırır suyunu bırakır? Donmamak için. Doğru mu? Donmaması çünkü suyunu bırakmazsa ağaç kışın donar ve ölür. Dolayısıyla çok güzel bir döngüye girmiş. Allah'ım da güzel yaratmış. En doğru işlem aslında ta ormandan başlıyor. Ormanda suyunu bıraktığı zaman kesmek. Suyunu bıraktığı zaman keserek ağacı kurutma işlemi öyle yapılırsa o mal çok kaliteli olur. İşte bu kadar. Şefik abime çok teşekkür ediyoruz. Az önce söylemiştim zaten kendisi. Ben teşekkür ederim. Kendisi uzun yıllardan beri bu sektörün içinde ve biz ondan çok bilgileriyle faydalanıyoruz. Sizin de faydalanmanızı isterim. Dolayısıyla Şefik abimle de çok güzel bir söyleşi yapmış olduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Videomuzu izlediğiniz için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Şefik abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok güzel ederim video oldu. Çok sağ ol.